Rusya, 18. yüzyılın başlarında, deniz gücünü artırarak kıtanın önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyordu. Bu süreçte, denizcilik eğitimi için İngiltere ile işbirlikleri geliştirmişti. Tısarina Ketrin, deniz gücünü etkin bir şekilde kullanarak devam eden Türk Savaşı'nda avantaj elde etmeyi amaçladı. Bu çerçevede, büyük bir filo ile stratejik hedeflere yöneldi. İlk çatışmalar sırasında, Osmanlı ordusu Rus isyancılara karşı etkili bir zafer kazandı. Bu durum, Rusların bölgedeki kontrolünü zorlaştırdı ve stratejik planlarını olumsuz etkiledi. Mora'daki isyan sürecinde Osmanlı ve Rus donanmaları arasında önemli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaların stratejileri ve sonuçları derinlemesine incelenmelidir. Hüsamettin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı filosu başlangıçta başarılı olmasına rağmen gerekli adımları atamadı. Bu durum kayıplara ve Rusların güçlenmesine yol açtı. Muhsinzade Mehmet Paşa isyanı bastırmanın yanı sıra donanma üzerindeki kontrolü de yeniden sağladı. Bu gelişme, Osmanlı'nın deniz gücünü yeniden tesis etmesine yardımcı oldu. Osmanlı donanmasının geri çekilmesi, Hüsamettin Paşa ve Hasan Bey arasındaki ilişkileri etkiledi. Bu durum, askeri strateji açısından büyük tartışmalar başlattı. Rusların Çeşme Limanı'na düzenledikleri saldırı, Osmanlıların stratejik hatalarından kaynaklandı. Bu saldırı, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü ciddi şekilde zayıflattı. Çeşme'deki yenilgi, Osmanlı Devleti'nde büyük bir şok etkisi yarattı. Hükümet, durumu kontrol altına almak amacıyla acil önlemler almak zorunda kaldı. Algerian Hasan Bey, Limnos Adası'nın düşmesi durumunda diğer Ege Adalarının tehlikede olduğunu belirtmişti. Bu durum, İstanbul'daki devlet yetkililerini ciddi şekilde endişelendirdi. Hasan Bey, Limnos'a yaptığı seferle düşmana ağır kayıplar verdirdi. Bu başarı, ona paşa ve veteran unvanlarını kazandırdı. Osmanlı İmparatorluğu, Rusların başlattığı operasyonlarda ciddi hatalar yaptı. Düşman, Fransızlar ve Cezayir valileri tarafından uyarılmasına rağmen yeterince ciddiye alınmadı.